Tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Popstar Alaturka'ya. Şu anda yanımda Türk-Amerikan Dernekleri Başkanı Sayın Kaya Boztepe var. Hoş geldiniz programımıza. Kaya Bey bugün programa geldiğinde çok güzel haberlerle geldi bize. Ben kendisinden duymayı, bir kez daha duymayı rica edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Önce küçük bir ikramımızı size. Selamlar giderken yurt dışına Almanya'nın ötesine pek geçmiyor. Onun için biz okyanus ötesinden Amerika'daki vatandaş ve soydaşlarımızın sizlere selamlarını getirdim. Şimdi diyorlar ki buraya çıkınca bazen soruyorsunuz sanatçılara heyecanlanıyor musunuz diye. Şimdi bakıyorum orada Sayın Bülent Ersoy hanımefendi. Tanrıça gibi bulutların içerisinde falan görüyorum şu anda. Orhan ağabeyim diyorum müsaadenizle Orhan abi. Gençliğimiz, dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Ebru Hanım size hayranlığımı ifade etmek çok zor. İlk albümümüzün resmi bende duruyor. Kızım daha küçükken hep o elbiseyi isterdi. Bir tek Armağan Çağlayan Bey ile kızımın arasındaki bir şey mutlaka söylemem lazım. Çünkü aşk ve nefreti oynuyoruz. Bir gün muhteşem beğeniliyor, ertesi gün inanılmaz derecede sinirleniyor. Şimdi eşim telefonda diyor ki aman diyor hangi takımı giydin, ayakkabın boyalı mı falan diye Armağan Bey orada olduğu için. Ne olur ne olmaz diye o hislerle geldik. Efendim iki tane önemli duyurum var sizlere. Birinci duyurum, Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak yarışma birincisini Amerika'da misafir edeceğiz, Amerika'da ağırlayacağız. Sağ olun. Türk Günü yürüyüşümüz balosunda inşallah birinciyi aramızda görmekten çok mutlu olacağız. İkinci bir haberi de gene vatandaş ve soydaşlarımız adına sizlere iletiyorum. Mehmetçik ana vatana döndü. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Allah razı olsun. Vereceğimiz mesaj, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Onun için mesajımız ne mutlu Türk'üm diyene. Sağ olunuz, var olunuz efendim. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi Kaya Bey'le program öncesinde de kısa bir sohbetimiz oldu. Amerika'dan çok izleniyormuş. Hatta Türkler arasında hayat duruyor dedi Popstar Alaturka başlayınca. Amerika'dan bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah birincimizde orada tanışacaksınız değil mi Kaya Bey? İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, biraz evvel biliyorsunuz çok büyük sanatçı Nursal Ünsal Birtek ve kızı Niran Ünsal beraber sahne aldılar. Bülent Hanım'ın bir ricası oldu. Biz de söz vermiştik, az sonra yeniden onlarla beraber olacağız dedik. Çok güzel telefonlar geldi, mesajlar geldi. Alkışlarınızla ben kendilerini bir kez daha sahneye davet ediyorum. Nursal Ünsal Birtek ve Niran Ünsal dedi.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağolunuz, sağolun. Merci, sağolun. Efendim, ben Bülent hanımefendinin isteği üzerine bu şarkıyı okudum. Ben de dedim ki içimden, ama tabii yorgunluğunu, şu anki performans durumunu açık açık söyleyeyim. O kadar çok eleştirinin, o kadar çok sevginin yoğunluğunu yaşayan bir insan. Ve şöyle diyorum, acaba ben çalsam da bir şarkı okur mu acaba? Hayatımda en çok istediğim bir olaydı. Ne dersiniz? Evet. 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 Bir hoca hanıma şeyi mi? Sabit'i. Thank you.
Muhteşem bir müzik ziyafeti olmadı mı sevgili izleyiciler? Nursal Hanım, İzmir'de siz Kültür Bakanlığı'nın bir sanatçısısınız. Ama çok faalsiniz benim bildiğim kadarıyla. Biraz da sizden duyabilir miyiz? Ne yapıyorsunuz İzmir'de? Ben İzmir'de Rakım Erkutlu İzmir Musiki Derneği'nin hocasıyım. SSK Türk Sanat Musikisi Derneği'nin hocasıyım. Mülkiyeler Birliği'nin hocasıyım. Bitmedi. Ekonomi Üniversitesi'nde öğretmenlik yapıyorum. Ayrıca bir derneği daha unuttum. Çok üzülürüm. Hangisiydi acaba? Hatırlarım. Neyse söylerim. Ve bunların çalışmaları içerisinde Türk musikisine hizmetim dokunsun diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Onları güzel yerlerde görmek için imkanlarımı kullanıyorum. Her türlü imkanımı kullanıyorum. Ve bütün İzmir'de bulunan derneklerimize, Türk musikisiyle uğraşan bütün dinleyicilerimize, bütün sevenlere saygılar duyuyorum efendim. Teşekkür ederim. Ve bir de yapmak istediğiniz hayaliniz var içeride konuşurken söylediğiniz. Ne kadar güzel bir proje. Evet efendim. Ondan da biraz bahsederseniz. Bu dünyadan gitmeden önce... Allah gecinden versin. Oğlum Hak'tan, kızım Niran, kızım Nida ile bir programda inşallah nasip olur da bir program gelip, bir araya gelip bir program yaparız diye düşündüm. İnşallah. İnşallah. Siz ne dersiniz böyle bir şeye? Harika olmaz mı? İnşallah. Peki. Ben müsaade ederseniz biraz formatın dışına çıkmak istiyorum. Peki formatın dışına reklamlardan sonra çıkalım. Sonra çıkalım. Evet. Bir reklama gidelim sonra çıkarız.